Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün ya da bugün demeyelim, bu videoda. Çünkü bugün ikinci çektiğim video olacak bu. Söktüklerimi ya da dikeceklerimi bir şöyle ayarlama yoluna gideceğim. Şunu da alayım. Kameramı şöyle yerleştireceğim. Evet, şuradan başlayalım. Şimdi onu henüz çekme fırsatı bulamadım ama büyük saksıdaki neydi? Purple Delight. Böyle bir boşaltayım. Bu koca bir dalmıştı. Bunların hepsi. Bu kökten ya önceden kurumuş, bir şey yemiş. Bir geldim ki kopmuş zaten. Sonra da yere düştü. Şimdi yere düşünce ben bunları, madem düştüler, hani zaten bir budamak gerekiyor gibi de, nasıl yapayım falan diye düşünüyordum. Saksılarda tabii çok güzel. Yani aslında şöyle kocaman kocaman dolu dolu saksılarım olsun istiyorum. Ama önce bunları bir köklendirmem lazım. Köklendirmeden önce de, yani bunu nasıl yapalım? Burada zaten kök oluşmuş ama ben yine de şurada şöyle bir çekelim biraz. Ha. Bu arada kökü oluşmuş. Onun için şunu şuradan koparacağım. Yani bu büyük halde tutmuyor. Şu kökün kalitesini bilmiyorum çünkü. Bir tane de şu, yani şunları şuradan ayıracağım. Şey gibi ama olsun. Buralarda zaten yeni kökler oluşmaya başlamış. Şunu da koparalım. Bunların hepsini şimdi Purple Delight artmaya başladı tabii. Purple Delight'lar artınca nerelere koyabilirim? Yani böyle bir dolu dolu saksılarda her tarafta Purple Delight olsun istemiyorum. Aslında şu büyük saksılarda, çünkü Purple Delight'ın problemi biliyorsunuz. Birkaç kere yani bayağı bir bahsettim, bilmiyorum hatırlıyorsunuzdur. Renkleri, yani bahçede açık bir alanda olunca renk gidiyor. Böyle bej rengi bir şeye dönüşüyor. Yaprakları dökülüyor. Yaza, yani sıcağın bağrına çok bir toleranslı değil. Bu saksıdakiler okey gibi. Yani bu saksı sabah limon ağacının gölgesinde. Şimdi gölgede oluyor. Öğleden sonra güneş bu taraftan gelecek. Aa, güneş demişken bakayım kaktüsün hiç bugün açan çiçeği var mı? Ama geç mi kaldık? Şurada. Bakar mısınız ne kadar çok çiçek açacak? Ya da açmış kapatmış mı onlar? Kapatmış. Şöyle bir dolanacağım bakayım. Bugün açmış olan var mı diye bakacağım ama bugün açmış olan bir o varmıştı herhalde, kaçırdık. Evet. Neyse, bu yıl çiçek açmayacak diye izliyordum. Ay, aşağıda bir tane açıyor. Çiçekler harika. Evet, iyi biraz. Yani ilginçtir ki mahalledeki hepsi açtı bu çiçekler. Yani bu kaktüs olan çiçeklerden. Bir bizimki açmamıştı. Ben de üzülüyordum, acaba ne yapacak? Çiçek açmayacak mı? Budamamız mı gerekiyor? O yüzden mi açmıyor falan diye. İyi açıyor. Neyse. Biz gelelim yine. Bu saksıya demek ki ben Purple Delight dikebilirim diye düşünüyorum. Köklendirirsem hatta belki küçük saksım kalmadı. O kadar plastik küçük saksım vardı. Atayım diye düşünüyordum ama hepsine bir şeyler diktim galiba. Neyse, bir arkadaşım var. O böyle bayağı bir biriktiriyor saksıları. Belki ondan alabiliriz atmadıklarını. Şimdi aşkın gözyaşı burada pek de öyle güzel şey yapmadı. Çok hızlı büyüdü. Çok hızlı ve güzel büyümedi. Yani aşkın gözyaşının ucundaki bu yavruları, gözyaşlar olmayınca bir anlamı yok tepeden. Değil mi? Yani tam okey de ama o güzelliği görünmüyor. Onları oradan çıkarırsam ben, aslında oraya böyle bir Purple Delight, şöyle bir bakalım saksısı nasıl büyümüş bu ya, böyle kondurabilirim. Hatta şuraya da. Çünkü bu anyum da bir şekilde
bilmiyorum, bunun kökünde bir şey var herhalde. Bunu buradan alayım ben. Yani bayağı oldu bunu buraya koyalı. Hala olmamışsa yazdan önce koymuştuk yani. Hala köklenmiyor. Ya kökünde bir şey var. Neyse. Evet, ne lazım şimdi? Çok şey lazım. Kafamı toparlamaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle neyse, bunları şöyle yapalım bir. Buraya koyalım. Bir an önce de aslında bir şeye dikmek istiyorum. Çünkü epey olmuş kopalı demek ki solmuş yaprakları. Önce bir an önce kendine gelmesi lazım. Şu makaslarımızı şöyle alalım. Ben yine su koyayım, iki elimle iş yapayım. Çünkü tek elle mümkün değil. Bu bitmeyecek. Evet, şurada bir Echeverria Liliana kapının önünden sökmüştüm. Ona bakacağım ne alemde diye. Zannedersem bunun kök gitmiş. Yani yine bir bakalım. Bir de iyi bir makas almam lazım. Bahçe makası. Evet, alt gitmiş zaten. Dem üstte büyüyemiyorsa altta bir problem vardır. Bu da gitmiş. Evet, şuraya kadar. Ben de bunu şuradan keseceğim. Hatta burada bile var. Evet, şöyle bakalım. Köklenirse köklenir. Köklendirme saksımıza koyabiliriz bunu. Evet, şu da. Burada birkaç tane var şunlardan. Hepsini bir arada yapalım. Ghostilerimizi. Bu dibi kopunca tepeden yakmış. Ama sağlam, o yüzden bu üçünü de şöyle koyalım. Evet, burada değerli malzememiz burada. Echeverria kiwi. Echeverria kiwi. Ha, kendim bir de Echeverria kiwi yaptım. Belki de vardır Echeverria kiwi de. Alium kiwi. Aslında kapının önünde bir tane daha yanan var. Yani bu güya yanmamış. Kaybetmeden sökeyim istedim ama o yananı almam lazım. Bunu bir Echeverria kiwi saksım. Echeverria kiwi diyorum ya. Alium kiwi saksım var ama onun yanına artık dikemem başka bir şey. Onu geçen sene kurtarmak için dikmiştik. Yani böyle bir çok da güzel bir görüntü yok. Yani şu halden sonra ben bunu sevmeyebilirim. Ama alium kiwi'yi çok sevdiğim bir tür. Yani kesinlikle büyütmek istediğim bir tür. O yüzden nasıl bir saksıya diksem, inanmıyorum elimde saksı olmadığına. Yani plastik saksı da yok. Yoğurt kutularını herhalde şey yapmaya, kullanmaya başlayacağım. Evet, ne için yer arıyorum? Alium kiwi için yer arıyorum. Alium kiwi aslında diğer çekmeceye de dikmiştim. Şimdi hazır böyle olmuşken şöyle yapalım. Alium kiwi de bir şurada dursun. Hemen kurtarma çalışmalarımıza şey yapmayalım. Heyecanlanmayalım. Bu sedumda en çok zarar görme şekli böyle oluyor. Kökten yakıyor. Ondan sonra üst taraf büyüyemiyor zaten. Genelde böyle yaptığımda çok köklenmiyorlar ama deneyelim. Bir yere koyalım. Kuru bir yere. Eğer köklenirlerse dikeriz. Köklenmezlerse de atarız. Bunları koyduğum neresi olabilir? Çok suyun olmadığı, çok su görmeyen yer olması lazım. Evet. Ben bunları aslında şöyle yapıp kompost yerine götüreyim. Yani arkada toprak yaptığım bir yer var. Yaprakları falan döküp her zaman yapamıyorum ama olsun, yani elimize geçtikçe yine de koyuyoruz. Oraya bayağı bir toprak olmuş durumda. Şimdi şuraya eğileceğim ve ben
bismillah diyelim. Şu çekmeceden söküp Echeverry'e çevirelim. Evet, şu Purple Delight'ı şöyle bir elden geçireyim. Eğer diplerinde dikebileceğim yer varsa diğerlerinden de dikeyim istiyorum. Madem farklı farklı bir sürü saksı olmasın istiyoruz. Aslında bunun birazcık daha fazla güneşe ihtiyacı var sanki diyeceğim. Aslında öğleden sonra bayağı güneş vuruyor buna. Evet. Aralara yeni dikmek çok zor. Bu zaten yeterince dolu bir saksı olmuş yani gerçekten. Evet, diyorum bu niye büyümüyor bir türlü? Çünkü dibi gitmiş. Yani ilginç. Burada çok ince bir daldan kök yapmış ama şu tarafta gitmeye başlamış. O yüzden şöyle şu ikisini koparalım. Bu kök gitmiş. Evet, evet, evet. Şu araya buna sıkıştıramam galiba. Bunu yerine geri koyalım. Bundan bize aklımdayken de şu anıma bir su dökeceğim. Evet. Şurada bir tane daha Bismillahirrahmanirrahim. Bir Purple Delight saksımız var. Çorba kasemiz daha doğrusu. Aslında buna birkaç tane dikebilirim sanki. Şu altındaki kuru yaprakları bir alalım. Kuru yaprakların görünmesi çok çirkin oluyor. Evet. Şöyle çevirirsem burada bir tane bundan artık bir şey çıkar mı bilmiyorum. Köklensin diye buraya koymuşum ama bir haftadır köklenmemiş. Bak normalde Purple Delight ne kadar çabuk kökleniyor. Evet. Eğer bunları aralara koyabilirsem ki çok kolay olmuyor çünkü olan bir saksıya bir şey dikmek daha zor. Heh. Şöyle dursun. Bilmiyorum tabii bunları bu saksıya dikip ya bunlar da böyle büyük büyük nasıl taşıyacak? Taşıması zor. Belki de küçültmem lazım. Evet. Şu zaten iyice büyük. Bunu nereye koyabiliriz? Koyamayız. Araya sıkıştırılacak bir şey değil. Ama şuraya küçük boylu bir Purple Delight hiç fena olmaz. Ama küçük boylu Purple Delight'ımız da yok yani. Şunun tepesini kesmezsem eğer. Yani tepelerden kesersek olabilir ama bunların da bence şu olur. Orada dursun. Bunu da kaldıralım.
Şöyle bir saksı dikmiştik geçen. Evet, hepsi gayet güzel köklenmişler. Purple Delight'lar, Ghost'ler, hatta Opalina bile var burada. Opalinalar aslında orada olmaması lazım. Onları çıkarıp şunu yukarıya koysam aşağıdakilere nasıl etki olur? Ha, olmaz. Bunu da buraya koymayalım. Neyse, bunu da karıştırmayalım o zaman. O Purple Delight'ları dikebileceğim, evet, küçük bir saksı olabilir. Böyle böyle küçük saksılara, plastik saksılara doldurup, yani şu andaki plan o. Aranjmanların içlerine. Yerleştirmek zorunda. Çünkü direkt aranjmanın içine dikmek istemiyorum. Aslında şöyle yapayım. Bunları herhangi bir yere şöyle dikelim. Köklensinler. Oradan direkt alıp ben şu büyük saksının içine oturtabileyim. Yani illaki şeyle değil de saksıyla değil de tek başına. Şimdi şunun içine bir bakalım. Burada neler var? Bir saharam var. Saharayı da buradan alacağım. Bismillah. Bunu da Echeverria bahçesine doğru götürebiliriz bence. Evet, pörlilerim var. Bence pörlileri de söyleyeyim. Hayır, lütfen bunlar çürümesin falan. Çok üzülürüm. Bunların biraz güneşli şey ihtiyacı var. Şimdi ben bunları masanın altına koydum giderken, güneş yakmasın diye, ama güneşsizlikten de ölecekler. Evet. Maşallah, ne güzel köklenmiş bak bu. O da bence ben Echeverria çadırına götüreyim. O zaman burayı şunları merak ediyorum aslında. Bunlar da böyle değişik kristalta gibi büyüyüp bir türlü büyüyemeyen ginlerde. Nasıl bunu şöyle güzel bir saksıya almak istiyorum. Ama şu anda elimde onları dikebileceğim. Belki de şöyle yapalım. Valla hiç bir örümcek de bir dadandı mı böyle çok kötü görünüyor yani şeyler. Şimdi ben bunu normalde güneşte olabilecek bir şey. Hiç burada durmasına gerek yok. Ne oldu karamel? Bunu başka bir yere alabilirim. Bunu başka bir yere alabilirsem eğer, bunun içine toprak doldurup. Evet karamel. Ne istiyorsun? Şöyle yapacağım çünkü bu saksıyı keep etmek istemiyorum. Evet, burada Echeverria Elegance. Kapının önünde ölüyor diye getirdim. Burada ne alemde bilmiyorum. Yani ortalar okey olduğuna göre okeydir diye düşünüyorum. Bunu da bayağı dikilecek malzeme çıktı yine. Şimdi şöyle yapacağım.
güzel bakımlı bir saksı yapalım. Buradan böyle bakıp toprak da alta dökülmüş. Tamam. İnşallah bu kendine gelir diye ümit ediyorum. Şöyle yukarıya bir yere koyalım. Tamam. Bu saksıyı boşaltmak, saksı değil de işte saklama kabıydı. Giderken bunlar ölmesin diye hepsini içine doldurdum. Burada bir tane kübik frostumuz var. Kübik frost da böyle çok bir kök büyütmüş mü bilmiyorum. Bunu da belki Echeverria bahçesine götürelim. Tamam, o zaman hoş bunlar. Şimdi benim burada yapmam gereken, şunu alıyoruz yine. O kadar çok söktüğümüz şey oldu ki. Evet. Şunu merak ediyorum. Aslında bu gayet mutlu bir anium kökü. Yani niye şimdiye kadar köklenmemiş anlamadım yani. Hiçbir problemi yok. Tamam, yani bu hemen evet, asıl değerli malzemelerimize geleceğiz. Bunlar neden böyle oluyor? Şu kısmı gitmiş. Bıçağı nerede bıraktım? Ben orada bıraktım. Ama gitmeyen kısmını yani bu kadar yerini sevip de güzel büyüyen bir anium şak diye kurudu yani. Gerçekten ilginç bir. İnşallah belli bir parça koparabilirim. Çünkü bir kristalte yani sonuçta. Şurada bir bahçede görüyorum anium sunburst. Çekmişimdir videosunda. Çektim galiba. Deli gibi kristalte oluşmuş. Zaten kendisi kocaman dev gibi maşallah. Merak ettim, acaba o hastalandı mı? Bir gidip bakayım. Şurada bir siyahlık var. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Başka neler kurtarabiliriz bilmiyorum. Bunun ne kadar gitmiş? Şuradan bakacağız. Şu kısım gitmiş, bu kısım gitmiş. Şurada bir şey var. Bilmiyorum bunlar köklenir mi? Nasıl köklenir? Göreceğiz. Anium sunburst benim için önemli bir tür. Anium sunburstler sıcaklığa çok dayanıklı, yazın en dayanıklı onlar diyordum. Şu anda
gidiyorlar sürekli, bakalım bilmiyorum, şu ilaç alıp bir kurtarabilirsek kurtaracağız, kurtaramazsak bilmiyorum nereden geldi bu hastalık. Vay, bu tamamen çürümüş. Bakalım. Şuraya kadar gitmiş. Tamam. Bu da gitmiş. Tamamen. Evet. Bu tam buradan başlamış, gitmiş, çürümüş yani. Bilmiyorum, köklenme şeylerini göreceğiz bakalım. Köklenirse uç taraflar kurtulabilir. Köklenmezse zaten. Evet, bunları buraya ayıkladım. Altlarının kapanmasını bekliyorum şöyle. Hafif gölgede, hafif güneşte. Şunlar da güneşte kalmış aslında burada. Evet, daha yapılacak çok şey var ama yavaş yavaş başladık sayılır işte temizlemeye. Elimize geçenleri bayağı sökülecek, dikilecek bir şeyler var. Neyse, bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.